Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü akustik izleme cihazlarıyla donattığı bilim gemisiyle hamsi stoğunu belirlemek üzere Karadeniz seferine çıktı. Bir ay boyunca denizde kalacak araştırmacılar, İğneada'dan Hopa'ya kadar tüm sahili tarayacak ve Türkiye'nin Karadeniz kıta sahanlığındaki hamsi stoğunun durumu hakkında bilimsel veriler toplayacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi doçent doktor Ali Cemal Gücü, enstitünün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına yeni başlattığı Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı için Karadeniz'de hamsi stoklarının akustik yöntemle belirlenmesi ve sürekli izleme modelinin oluşturulması başlıklı projenin amacını anlattı. Projemizin amacı aslında çok basit. Türkiye Karadeniz'deki en büyük balıkçı filosuna sahip. Bunun doğal sonucu olarak da bugüne kadar işte Karadeniz'deki balığın neredeyse tamamını biz yakaladık. %90'ına neredeyse varan bir oranda avcılık yapıyoruz. Ancak işte Karadeniz'de ve bütün dünyada durum değişiyor. Özellikle Avrupa Birliği'ne Romanya ve Bulgaristan'ın katılmasıyla birlikte Avrupa Birliği de Karadeniz'de hak iddia etmeye başladı. Türkiye'de denizlerde özellikle ve uluslararası platformda hakkını çok da iyi koruyan bir ülke değil. Bu projede de işte hamsiyi başka ülkelere kaptırmamak için denize çıkıyoruz. Söz konusu tür hakkında ya da söz konusu kaynak hakkında ne kadar çok bilgiye sahipseniz masada eliniz o kadar güçlü oluyor. Doçent Doktor Gücü araştırma sonunda toplayacakları verileri değerlendirerek bakanlığa ileteceklerini ve bu sonuçların hamsi avcılığında uygulanan düzenlemelerin belirlenmesinde kullanılacağını kaydetti. Bölgede ne kadar hamsi olduğunu, hangi alanlarda kışladığını ve balıkçılığın bu hamsiyi hangi zamanda, hangi oranda ve nerelerde avlaması gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. Projemiz Gıda ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın projesi. Tamamen TÜBİTAK tarafından destekleniyor.